Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, değerli katılımcılar, Sayın Başbakan Yardımcımızın önderliğinde Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Koordinasyonu'nda Kızılay, Ankara Ticaret Odası, İnsan Hak ve Hürriyetleri Derneği, Yeryüzü Doktorları Derneği, Deniz Feneri Derneği, Beşir Derneği, Dostel'in Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Hayrat Vakfı tarafından temin edilen 5400 ton muhtelif gıda ve ilaçlardan oluşan insani yardımın Mersin Limanı'ndan Yemen'in Aden Limanı'na ulaştırılması için düzenlenen Şefkat Gemisi'ni uğurlama törenimize hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Konuşmalarını yapmak üzere Başbakan Yardımcımız Sayın Yalçın Akdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. İnsani duyarlılığının bir sonucu olarak bütün bu insani krizlerde rol alıyoruz, devreye giriyoruz ve bir çaba ortaya koyuyoruz. Oysa biz 4 yıldır, 5 yıldır milyonlarca insana kucağımızı açtık. Önemli olan önce gönüllerin kapılarını açmak. Ve Türkiye işte yıllardır gönüllerinin kapısını da açtı, sınır kapılarını da açtı ve bu insanları kucaklıyor, sahip çıkıyor, yardımcı oluyor. Biz insanlık görevi olarak bu kadar insana ev sahipliği yapıyoruz. Herkes bütün bu insani krizlerde elini taşın altına koymalıdır. Bütün devletler, bütün ülkeler, oradaki garibanlara, yetimlere, evsiz barksız kalan insanlara kucağını açmalıdır, yardım etmelidir. Evet, biz büyük bir devletiz ve büyük bir milletiz. Milyonlarca insana hiç maliyet hesabı yapmadan kucağımızı açtık. Uluslararası dayanışma, yardımlaşma şart. Ve bütün bu meselelerde Irak'ta sorun oldu, Türkiye oraya gitti, kamplar kurdu. Suriye meselesi oldu, işte sınır ötesinde kamplarımız var, içeride kamplarımız var. Lübnan meselesinde, Yemen krizinde, şimdi Yemen'e bir gemi gönderiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu hazırlıklar başlatılmıştı. 7 bin insan hayatını kaybetti Yemen'de. 20 bine yakın insan yaralandı. 1,5 milyon civarında insan evine barkını terk etmek zorunda kaldı. Büyük bir insanlık dramı Yemen'de yaşanıyor. Ama hiç kimse farkında değil, umurunda değil. Kimsenin gündemine gelmiyor. Peki ne zaman gündeme gelecek? Ve biz ilk defa bu yardım gemisini göndermiyoruz. Daha önce de AFAD koordinasyonunda 2013'te 6 milyon liralık gıda, ilaç, tıbbi yardım malzemesi gönderdik. 2014 yılında devam etti çalışmalarımız. 2013'te 30 ton ağırlığında Sahra Hastanesi tüm donanımlarıyla birlikte Yemen'e gönderildi. 2015'te 4400 gıda kolisi, 6 ton ilaç Yemen'e gönderildi. Bizim milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız bu meselede hiç duyarsız kalmadılar. Ve bugün işte Şefkat gemisini Aden'e yolcu edeceğiz. 6000 tona yakın gıda malzemesi var, ilaç var, yardım malzemesi var. Değeri 7 milyon dolar civarında. Ben buna katkıda bulunan, Şefkat gemisinin gönderilmesine katkıda bulunan bütün sivil toplum örgütlerine çok teşekkür ediyorum. AFAD'a, Türk Kızılay'ına, Beşir Derneği'ne, Deniz Feneri'ne, Dostel'i Yardımlaşma Vakfı'na, Hayrat Vakfı'na, İHA'ya ve Yeryüzü Doktorları'na. Yemen dost ve kardeş bir ülkedir. Orada yaşanan sıkıntılar her zaman bizim gündemimizde oldu. Her zaman Yemen'deki insanların yanında olmak için çaba gösterdik. Bugün de Şefkat gemisini Aden'e yolcu ediyoruz. Siz de bu katılımınızla bu sürece destek vermiş oldunuz. Yardım kampanyasının hayırlı olmasını diliyorum. Şefkat gemisinin Aden'e sağ salim, kazasız belasız gitmesini temenni ediyorum. Bu Aden'e yapılan ilk insani yardımdır. Bir gemi dolusu insani yardım. Oraya gitmesi açısından da bu bir ilktir. İnşallah uluslararası toplumun dikkatini çekmiş oluruz. Gündem oluşturmuş oluruz. Ve orada yaraların sarılmasına bir nebze de olsa katkıda bulmuş oluruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.